Merhabalar herkese, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sabahtan beri kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Bir türlü böyle ışığı bulamadım. Odamda biraz karanlık olduğu için videolar birazcık karanlık çıkabilir. Her neyse, bir hafta önce bir alışveriş yapmıştım ve elime ulaşmıştı aslında ve geldiği gibi de çekemedim maalesef. Bir türlü fırsat bulamadım açıkçası. Keşke geldiği gibi çekseydim yani. Ama bir türlü fırsat bulamadım işte. Her neyse şimdi neler aldım, hangi kitapları aldım bunları göstereceğim sizlere. Belki Instagram üzerinden beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür neler aldım. Ama görmeyenler için tekrar bu videoyu çekmek istedim. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir kolide geldi kitaplar. Aslında ben kolyeyi açtım zaten. Kitapları çıkardım yani içerisinden. Ucuzkitap.com sitesinden yaptım bu alışverişi. 10 tane kitap aldım. 2 tanesini başladım. Yani bir tanesini okudum. Bir tanesini de okuyorum. Yani şu an okumaktayım. Hepsinden bahsedeceğim. Hangi kitapları aldım? Bunları göstereceğim sizlere şimdi. İlk olarak almış olduğum kitap Hank Kang'ın Beyaz Kitap isimli bu kitabıydı. Aslında ben yazarın farklı kitaplarını okumak istiyordum. Çocuk geliyor ve vejetaryen kitaplarını çok merak ediyordum. Vejetaryanı ben çok önceden almıştım ama yarım bırakmıştım. Yani sevmediğim için bilmiyorum bana sıkıcı gelmişti ve bırakmıştım. Daha sonra da onu başkasına hediye ettim diye hatırlıyorum. Sonra Çocuk Geliyor isimli kitabını aldım yazarım ben. Onu da ben biliyorsunuz kılıf vesaire satıyorum Instagram üzerinden. Ve onlarla böyle görseller çekerken kitabı onlardan bir tanesinin arasına koymuşum ve gitmiş yani. Hani ben daha okuyamadan başkasına yollamışım yanlışlıkla. O yüzden yine yazarı okuma fırsatım olmadı. Bu sefer de işte dedim ki yazarın Çocuk Geliyor kitabını tekrar alıp okuyayım. Öyle bir düşüncem oldu yani. Ama sonra baktım işte stoklarda kalmamıştı, yoktu yani. O yüzden ben de bu kitabını almak istedim. Bu vardı stoklarda, hızlı gönderilerde. Hızlı gönderi seçtiğiniz zaman daha çabuk geldiği için bazıları da işte sitede olmuyor, bulamıyorum ben. Bulamadıklarımı genelde Egamba'dan alıyorum. Egamba'da genelde hani bulabiliyorum. Bulabildiklerimi de ucuzkitap.com sitesinden alıyorum. Ve fiyatları da uygun yani öyle çok şey değil, indirimli oluyor genelde. Her neyse bu kitabı aldım ve okudum. İçerisinde şöyle kısa kısa yazılar var. Şöyle göstereyim. Hikayeler var daha doğrusu. Yazar sanıyorum kendi hikayesini anlatmış. Yani bir başka bir yere taşınıyor. Ailesinden uzak bir yere taşınıyor ve burada yaşadıklarını anlatıyor kitapta. Böyle kısım kısım bölüm bölüm anlatıyor. Günlük gibi düşünebilirsiniz ama hikaye gibi aynı zamanda. Ve her bir paragraf gerçekten çok etkilendim. Etkilenmemin yanında bir de çok fazla hani akıcı bir kitaptı. Yani hemen böyle bir solukta, bir oturuşta bitirebileceğiniz çok güzel bir kitaptı. Zaten detaylı olarak bir sonraki videomda da bahsederim Mayıs ayında hangi kitapları okudum diye. Bir video çekeceğim muhtemelen ay sonunda ve o videomda tekrar kitaptan detaylı olarak bahsederim zaten ama çok sevdiğimi söyleyebilirim kitabı. Bir diğer kitabım ise Tek Yalnız Ben Değilim diye bir kitap. Şöyle göstereyim tekrar. İnşallah bu ters çekmiyordur video. Yazılar çünkü ters gözüküyor ama umarım ters değildir. Bu kitabı aldım. Bunu da başladım ve yarıladım. Şöyle göstereyim. Şu anda yarım. Muhtemelen bu ay bitiririm diye düşünüyorum. Bu kitapta da yalnız yaşayan bir adamın hikayesini okuyoruz. Başından geçenleri, geçmişine gidiyor. Geçmişinde yaşadıklarını anlatıyor. Geleceğinde işte neler yaşıyor bunları anlatıyor. Tek başına yaşıyor. Karısı onu terk etmiş, kedisi terk etmiş. İşte komşusu bile perdesini çekmiş ve evini bırakıp gitmiş. Yani çevresindeki herkes bu adamı terk etmiş ve gitmiş. Bununla ilgili bir kitap. Anlatı daha doğrusu anlatı tarzında bir kitap. Gerçekten çok çok sevdim. Çok beğendim. Yani birçok yerinde altını çizdim. Şöyle göstereyim zaten post-it demişim. Birçok yerin altını çizerek okuyorum.
Açıkçası çok beğendim. Bir diğer almış olduğum kitap da buydu. Aslında ben yazarın Dul isimli kitabını çok merak ediyordum. Belki duymuşsunuzdur. Ama birçok kitabı da yine sitede tükenmişti, kalmamıştı. Hatta benden sonra bu sanırım bir tane kalmıştı sitede ve bunu aldıktan sonra diğer kitapları da hem tükenmişti hem bu da benden sonra zaten bir tane var. Bir tane olduğu için onu da ben almışım ve bitmişti. Bir diğer almış olduğum kitap da Zamanımızın Bir Kahramanı. Bu kitabı zaten büyük ihtimalle herkes de görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur belki de. Çünkü çok ünlü bir kitap aslında. Yani popüler kitaplardan bir tanesi, popüler olan klasik kitaplardan bir tanesi. Yazar bir düello sonucunda hayatını kaybetmiş ve bu da onun sadece yazmış olduğu tek bir kitap. Sanıyorum şiirleri varmış yazarın ama roman olarak sadece bu kitabı var. Kitap hakkında pek bir bilgim yok ama güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok kişi de zaten çok böyle övgüyle bahsediyordu kitaptan. O yüzden ben de merak ettiğim için aldım. Umarım severim. Bilmiyorum. Zaten böyle Can Yayınları'nın beyaz kapaklı klasiklerini severek okuyorum. O yüzden bunu da sevebileceğimi düşündüğüm için aldım. Bir diğer almış olduğum kitap ise Iris Mordack'ın A isimli kitabı. Bu yazardan ilk defa bir kitap okuyacağım. Ayrıntı Yayınları'ndan çıkmış. Ben bu kitabı aslında arkadaşım İpek'te görmüştüm. O da böyle videolar falan çekiyor. YouTube kanalı var. İşte Instagram'da da paylaşıyor böyle önerdiklerini. O çok böyle önermişti bu yazarı. Farklı kitaplarını da okudu hatta. Ben de çok merak ettim. Konusu hakkında da çok bir bilgim yok açıkçası. Ama yazarın ilk kitabıymış. Yani ilk yazdığı kitapmış bu. Çok merak ediyorum. Ayrıntı Yayınları'ndan daha önce koleksiyoncu kitabını okuyup çok sevmiştim. O yüzden güvendiğim bir yayın evi yani sevdiğim yayın evleri arasında Ayrıntı Yayınları da. Bakalım beğenirsem diğer kitaplarını da alıp okurum zaten yazın. Merak ettiğim için aldım bunu da. İnşallah zor bir okuma olmaz. Sanki böyle gözüm korkuyor birazcık ama umarım severek okurum. İçinizde okuyanlar varsa yine yoruma yazarsanız sevinirim. Bir diğer almış olduğum kitap ise Günaydın Gece Yarısı. Bunu da böyle rastlantı eseri gördüm aslında. Sitede. Baktım stoklarda vardı. Bir tane kalmıştı yine. Dedim kaçırmayayım bari alayım. Fiyatı da uygundu zaten. 10, 15 lira mı ne öyle bir şeydi. Uygundu yani. Şöyle göstereyim. İnce de bir kitap. Can Yayınlarından çıkmış. Yine bu da modern klasiklerden diyor. Can Yayınları'nın modern klasikler serisinden ve daha önce hiç okumadığım bir yazar Jean Reyes diye ve Pınar Kür çevirmiş bu kitabı. Pınar Kür benim sevdiğim yazarlardan bir tanesi. O yüzden güzeldir diye düşünüyorum. Bakalım. Yorumlarımı yaparım zaten sizlere okuduktan sonra. Bir diğer almış olduğum kitap ise Dolunay Kadınları. Şöyle bir kitap. Bunda kapak tasarımı da çok güzel. Timahş Yayınları'ndan çıkmış. 2019 Bırakır ödülünü almış. Aynı zamanda ödüllü de bir kitapmış. İlk defa okuyacağım yazarlardan bir tanesi bu da. Ama birçok kişi de görüyordum böyle önerilerde falan görüyordum. O yüzden merak ettiğim için aldım. Yine Timahş Yayınlarından kitap okumayı da seviyorum. Yani güzel kaliteli bir yayın evi. O yüzden merak ettim. Aynı zamanda ödüllü olması da açıkçası benim için önemli. Hem ödüllü olması hem böyle tavsiyelerde olması falan benim için önemli. O yüzden bunu da merak ediyorum. En kısa zamanda okurum diye düşünüyorum. Bir diğer almış olduğum kitap ise bu kitabı birkaç kişi de görmüştüm tavsiye olarak. O yüzden merak ettiğim için aldım. Sirk Müdürü'nün Kızı. Ama yine rastlantı olarak da sitede vardı. Hani bazı kitaplar oluyor, bazı kitaplar olmuyor. Bu da orada vardı. O yüzden dedim ki bulmuşken alayım sonra bulamam belki. Hani aklıma takılır kalır aklımda. Sonra alamam. Tükenir falan. Başka sitelere baktığımda zaten tükenmişti. Bulamam diye düşündüm. O sitede olduğu için dedim alayım bari. Bunu aldım. Bu da Sofia'nın Dünyası'ydı galiba. Öyle bir kitap var. Felsefe üzerine bir kitap. Bende de var hatta. Yarısına kadar okuyup biraz zorlandığım için bırakmıştım. Belki o kitabından tanırsınız yazarı.
birçok kitabı da var aslında. Felsefe üzerine kitaplar, genelde kitapları böyle. Ondan belki tanırsınız diye düşündüm. Bu kitabını ilk kez duymuştum ve merak ettim açıkçası. Dedim ki acaba nasıl bir kitap? Bu romanmış. Sofia'nın Dünyası'nın yazarı diyor zaten. Aile ve eğitim düzenini eleştirdiği bir roman diyor. Peter hayalperest bir çocuktur. Ne çocukken ne de sonraları standartlaştırılmak istenen insan modeline uyacaktır yazıyor. Sanırım bir çocuğun hayal gücüne dayanarak bir roman yazmasını konu almış. Öyle yazıyor arka kapakta. Çok ilgimi çekti zaten. Konusunu pek şu an hatırlayamadım ama yani daha önce okuduğum zaman böyle beğenmiştim zaten. Konusu ilgimi çekmişti. O yüzden merak ettiğim için aldım. Bir diğer kitabım da buydu. Bir sonraki kitabım bayağı 10 tane kitap almışım. Bayağı göster göster bitmedi. Sürp Uluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerine. Aslında bu yazarın bende başka bir kitabı var. Onu da henüz okumadım. Ve merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Ama önce bu kitabını okurum diye düşünüyorum. Çünkü diğerini okurken birazcık böyle ne anlatıyor falan diye böyle kafam karışmıştı. Dedim ilk bu kitabıyla başlayayım bari bunu alayım. Zaten birçok kişide de görmüştüm. Öneriyordu birçok kişi. O yüzden bu kitabıyla başlamayı düşündüm. Zaten 2018 Nobel Edebiyat Ödüllü de bir yazarmış. Yine Timahş Yayınları'ndan çıkan bir kitap ve üçüncü baskısını yapmış. Hem kitabın ismi hem de kapak tasarımı çok çok farklı ilgimi çekti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Okuyanlar varsa yine yorumlarınızı benimle paylaşırsanız da çok sevinirim. Şöyle göstereyim. Böyle bir kitap. Bakalım okuyunca neler düşüneceğim. Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Bir diğer almış olduğum kitap ise Tüm Ruhlar. Bu da Javier Marias'tan bir kitapmış. Aslında bu yazarın farklı kitaplarını merak ediyordum. Özellikle Kara Sevdalılar diye bir kitabı var. Herkes de görüyorum son zamanlarda ve merak ettiğim bir kitaptı ama o yine sitede kalmamıştı. O yüzden bu kitabını alayım dedim. Yani yazarı çok fazla gördüğüm için güvendim açıkçası. Hani herhalde güzeldir dedim yani. Fark etmez. Bu kitabını aldım. Bilmiyorum. Bakalım okuyup göreceğiz. Seversem zaten diğer kitaplarını da alırım ama Kara Sevdalılar diye bir kitabı var. Onu çok merak ettim. Her türlü o kitabını almayı planlıyorum açıkçası. İleride, ilerleyen zamanlarda. Ben YKY yayınlarından çok fazla kitap okuyan birisi değilim. Açıkçası beni korkutuyor. Bilmiyorum. Yani çok fazla YKY yayınlarından kitap okumuyorum açıkçası ama merak ettim. Çok da böyle önerilen yazarlardan bir tanesiydi. O yüzden merak ettiğim için aldım bunu da. Kapak tasarımı da çok güzel bu arada. Siyah beyaz yapmışlar. Güzel yani. Ve son kitabım Steven Zweig'dan Üç Büyük Usta isimli bu kitabını aldım. Ben Steven Zweig'ın o ince kitaplarının çoğunu okudum. Sevdiğim bir yazar, okuduğum bir yazar, güvendiğim bir yazar. O yüzden dedim ki yazarın biyografilerinden de okuyayım. En önce Üç Büyük Usta isimli kitabıyla dedim başlayayım. Diğerlerini de zaten zamanla alıp okurum. Bunu okumak istedim. Balzac, Dickens ve Dostoyevski üçünden bahsettiği bir kitap. Şöyle göstereyim tekrar kitabı size. Bilmiyorum. İnşallah güzeldir ki güzel olduğuna inanıyorum zaten. Steven Zweig kitapları gerçekten harika. Yani insanların psikolojik tahlillerini çok iyi yapan bir yazar. Steven Zweig sevdiğim bir yazar. O yüzden bu kitabını merak ettiğim için aldım bakalım diğer yazarlar hakkında neler söylemiş, neler düşünüyor. Aynı zamanda da benim için bilgi amaçlı bir kitap olacağını düşünüyorum. Diğer yazarlar hakkında da bilgi edinmiş olacağım ki Dostoyevski, Dickens ve Balzac çok merak ettiğim yazarlar. Özellikle Dostoyevski. Dostoyevski'nin de kitaplarını okumak istiyorum zaten ilerleyen zamanlarda. Çok fazla kitabını okumadım ama merak ediyorum açıkçası. Bunu aldım. İnşallah bu da severek okurum bunu da. Almış olduğum kitaplar bunlardı. Bu kadarcık kitap aldım. Aslında daha fazla kitap vardı aklımda. Yani daha fazla kitap almayı düşünüyordum ama şimdilik bunları alabildim. Daha sonra yine başka kitaplar alacak olsam zaten sizlerle paylaşırım. Videolarımda, Instagram hesabımda paylaşırım. Bu kitapları aldım. Tekrar göstereyim. Kitapların konularından çok fazla
hem bahsetmek istemiyorum hem de pek bir bilgim olmadığı için bahsetmedim. Ama zaten okuduktan sonra yorumlarımı detaylı olarak paylaşıyorum sizlerle. O yüzden çok fazla detaya da inmek açıkçası istemedim. Bu kadarı da yeterlidir diye düşünüyorum. İşlerinde merak ettikleriniz ya da okuduklarınız varsa yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Merak ettikleriniz varsa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de onları okumaya çalışırım öncelik olarak. Çünkü kitaplığımda çok fazla kitap var okumadığım ve almaya da devam ediyorum. Maalesef bunu engelleyemiyorum. Ama merak ettim kitaplarda genel olarak. Böyleydi bu kadarcık videom. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.